Azerbaycan'da devlet sınır hizmetlerine ait askeri helikopterin uğradığı kazada çoğu rütbeli 14 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerinden yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Kara Heybet Hava Eğitim Alanı'nda meydana geldiği bildirildi. Devlet Sınır Hizmetleri ve Başsavcılık üst düzey yetkililerinin olay yerine gittiği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kazada bir albay, bir yarbay, beş bin başı, 400 başı, iki teğmen ve bir teknik çalışanın şehit olduğu ifade edilen açıklamada bir yarbay ve bir yüz başının yaralandığı kaydedildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yayımladığı mesajda kazada yaşamını yitiren askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu. Today. There are three messages about the new variant that I want the American people to hear. ABD Başkanı Joe Biden, yeni tip koronavirüsün Omicron varyantına ilişkin covid 19 mücadele ekibinden aldığı briefing sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nün omikron varyantının varlığını duyurmasından kısa süre sonra harekete geçerek Güney Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması getirdiğini belirten Biden, bu seyahat kısıtlamaları omikronun yayılmasını yavaşlatabilir ancak önlemez uyarısında bulundu. Biden, halka bir an önce COVID-19 aşılarını olma ve tamamlama çağrısında bulunarak, er ya da geç ABD'de omikron varyantı vakalarıyla karşılaşacağız. Omikron varyantı bir endişe nedeni ancak panik sebebi değil. Dünyadaki en iyi aşılara, en iyi ilaçlara ve en iyi bilim insanlarına sahibiz. Bu varyanta karşı kaos ve kafa karışıklığıyla değil, bilimle mücadele edeceğiz diye konuştu. Biden bir gazetecinin yeni bir karantina seçeneğinin tamamen masadan kalkıp kalkmadığı sorusuna ilişkin şimdilik evet masadan kalktı. İnsanlar maskelerini takar ve aşılarını olursa karantinaya gerek kalmaz yanıtını verdi. İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşan ülkelerin sağlık bakanlarının toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada, küresel toplum ilk değerlendirmede acil eylem gerektiren yeni, son derece bulaşıcı bir COVID-19 varyantı tehdidiyle karşı karşıyadır ifadesi kullanıldı. Bu nedenle bakanların omikron varyantı ile ilgili endişelere ilişkin gelişmeleri ele almak üzere acil toplandığına işaret edilen açıklamada, Güney Afrika'nın hem varyantı tespit etme hem de diğer ülkeleri uyarma konusundaki örnek çalışmalarından övgüyle bahsedildi. <laughs> açıklamada Dünya Sağlık Örgütü kapsamında uluslararası bir patojen gözetim ağı kurmak için güçlü desteğin olduğu belirtilerek bakanlar ayrıca aşılara erişimin sağlanmasının stratejik önemini kabul etti. Operasyonel yardım sağladı, bağış taahhütlerimizi ileriye taşıdı ve aşıya ilişkin yanlış bilgilerle mücadele etmenin yanı sıra araştırma ve geliştirmeyi destekledi. Bakanlar önümüzdeki haftalarda bilgi paylaşmak ve Omikron'u izlemek için DSÖ ve uluslararası ortaklarla yakın çalışmaya devam etmeye kararlı olduklarını belirtti. Bakanlar aralıkta tekrar bir araya gelme taahhüdünde bulunduğu ifadelerine yer verildi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütü'nce Omikron olarak isimlendirilen B11529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti. Policies, ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs vakalarındaki son artışın ve omikron varyantının ortaya çıkmasının istihdam ve ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturduğuna, enflasyona ilişkin belirsizliği ise artırdığına dair kongreyi uyaracak. FED, Başkan Powell'ın 30 Kasım'da ABD Senatosu'nun bankacılık, konut ve kentsel İşler komitesinde koronavirüs yardım, destek ve ekonomik güvenlik yasasına ilişkin yapacağı konuşmanın metnini yayımladı. Ekonominin güçlenmeye devam ettiğini belirten Powell, delta varyantı vakalarındaki artışın geçen yaz ilerlemeyi geçici olarak yavaşlattığını, hane halkı ve işletme harcamalarında büyümeyi kısıtladığını, tedarik zinciri aksamalarını yoğunlaştırdığını ve bazı durumlarda insanların işlerine dönmesini veya iş aramasını engellediğini kaydetti. Gayrisafi yurt içi hasıla da 2021'de yaklaşık %5'lik büyüme beklendiğini ve bunun son yılların en hızlı büyümesi olduğunu belirten Powell, genel ekonomik faaliyette olduğu gibi iş gücü piyasasındaki koşullarında iyileşmeye devam ettiğini bildirdi. Powell, maksimum istihdama ulaşmak için daha alınması gereken yol olduğuna dikkati çekerek, ilerlemenin devam etmesini beklediklerini ifade etti. Powell, enerji fiyatları ve kiralardaki artışlarında enflasyonu yukarı doğru ittiğine işaret ederek, enflasyonun Fed'in %2'lik uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde ilerlediğini kaydetti. Powell, omikron varyantına ilk kez değinerek COVID-19 vakalarındaki son artış ve omikron varyantının ortaya çıkması, istihdam ve ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturuyor ve enflasyon için belirsizliği artırıyor ifadesini kullandı. And found a wide of... ABD Federal Ticaret Komisyonu'ndan yapılan açıklamada devam eden tedarik zinciri aksamalarının arkasındaki nedenlerin bu aksamaların tüketiciler için nasıl zorluklara yol açtığının ve ABD ekonomisinde rekabete nasıl zarar verdiğinin incelenmesi için şirketlerden bilgi istendiği kaydedildi. We're Ülkedeki 9 büyük perakendeci, toptancı ve tüketim malları tedarikçisinden ayrıntılı bilgi talep edildiği belirtilen açıklamada bu şirketler arasında Walmart, Amazon, Kroger, CNS Wholesale Grocers, Associated Wholesale Grocers, McLean, Procter Gamble, Tyson Foods and Kraft Heinz'in olduğu aktarıldı. Los Açıklamada, 45 gün süre verilen şirketlerin tedarik zincirleriyle ilgili stratejiler dahil olmak üzere fiyatlandırma, pazarlama, maliyetler, kar marjları, satış hacimleri, tedarikçi ve marka seçimiyle pazar paylarına dair dahili belgeleri sağlamalarının gerekeceği ifade edildi. I Soruşturma kapsamında ayrıca tedarik zinciri aksamalarının belirli darboğazlara, kıtlıklara, rekabete aykırı uygulamalara yol açıp açmadığı veya artan tüketici fiyatlarına katkıda bulunup bulunmadığının inceleneceği kaydedildi. <laughs> ABD Başkanı Joe Biden da küresel tedarik zincirindeki darboğazları ve enflasyonla mücadele çalışmalarını görüşmek üzere bazı büyük perakende şirketlerinin üst yöneticileriyle bir araya gelmişti. <laughs> that we might want in a, uh, to to help us. Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı Direktörü Emmer Cook, Avrupa Parlamentosu'na hitap ederek yeni tip koronavirüsle mücadeledeki son durumla ilgili bilgiler paylaştı. AB ülkelerinde aşılama oranlarıyla can kayıpları arasında belirgin bir ters orantı olduğunu vurgulayan Cook, kendi ülkesi İrlanda'dan örnek verdi. Cook, İrlanda'da halkın %93'ünün aşı olduğunu ve 1 milyonda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, ancak aşılama oranlarının %50'nin altında olduğu AB ülkelerinde bu sayının 2 150 olduğunun görüldüğünü belirtti. Geçen kışa göre virüsle mücadelede çok daha iyi durumda olunduğunu ifade eden Cook, daha fazla araç ve yönteme sahip olduğunu aktardı. Cook, Novavax'ın Nuvaxovit aşısı için pazar onayı kararının birkaç hafta içinde çıkabileceğini söyledi. Avrupa İlaç Ajansı'nın aşıların omikron varyantına karşı uyarlanması gerekip gerekmediğine 3-4 ay içinde karar vereceğini aktaran Cook, bu sürede mevcut aşıların koruma sağlamaya devam edeceğini dile getirdi. ABD ilaç firması Moderna ise omikron varyantına karşı yeni bir aşı geliştirilmesi gerektiğini açıklamıştı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, artan vaka sayısına ve yoğun bakımlarda yatan hastaların çoğunlukla aşısız kişiler olduğuna dikkati çekerek, COVID-19'la mücadelede atılacak yeni adımları açıkladı. Yeni tedbirler çerçevesinde aşı olmayan 60 yaş üstü vatandaşların en geç 16 Ocağı kadar aşı randevusu almasını isteyen Mitsotakis, bu tarihten sonra aşı olmayanlara aylık 100 avro ceza kesileceğini duyurdu. Michotakis, aşı olmayanlardan toplanacak ceza bedellerinin hastanelerin finanse edilmesi için kullanılacağını ifade etti. Bunun ceza amaçlı değil, koruma amaçlı bir uygulama olduğunu savunan Michotakis, yaklaşan Noel tatili öncesi virüsün yayılmasını önleme amacıyla 6-12 Aralık'ta 18 yaş üstü herkese aşılı veya aşısız olmalarına bakmaksızın ücretsiz Covid-19 testi verileceğini açıkladı. <laughs> Michotakis, salgının Noel tatili sürecindeki seyrini belirlemek ve kontrol altına almak amacıyla erişkinlere 3-7 Ocak'ta da ücretsiz COVID-19 testi dağıtılacağını belirtti. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Başkan Joe Biden'ın göreve gelmesinden hemen sonra verdiği talimat üzerine küresel konuşlanma incelemesini tamamladı. Konuya ilişkin Pentagon'da gazetecilere açıklama yapan üst düzey Pentagon yetkilisi, ABD ordusuna ait stratejik planları içerdiği gerekçesiyle inceleme raporunun tamamının gizli tutulacağını söyledi. Yetkili, bu kılavuz önümüzdeki 2-3 yılda yüzlerce olmasa da onlarca rutin konuşlanma kararıyla kendini gösterecektir dedi. ABD'nin Hint Pasifik bölgesindeki askeri varlığının ve Çinle rekabetin söz konusu incelemenin ana odağı olduğunu ifade eden yetkili, Pentagon'un Avustralya'nın yanı sıra Pasifik'teki bazı adalara kalıcı kuvvet konuşlandıracağını vurguladı. Biden'ın Selefi Trump'ın Almanya'daki asker sayısını 25 bine indirme kararını geri aldığını hatırlatan yetkili, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in incelemenin ilk bulgularına dayanarak 500 askerden oluşan bir birlik, belirli sayıda helikopter ve alan savunma kabiliyetlerini içeren bir kuvveti, Almanya'ya konuşlandırma talimatı verdiği bilgisini paylaştı. Yetkili, gelecekte de Avrupa'ya ek sevkiyatların yapılacağına işaret etti ancak detay vermedi. İnceleme raporunun tavsiyesi üzerine, ABD'nin Orta Doğu'daki bazı füze savunma sistemlerini ve deniz gücünü Avrupa ve Pasifik bölgesine kaydırdığını anlatan yetkili, İran'a karşı caydırıcılık için gerekli kuvvet ve DH'la mücadele için gerekli desteğin verilmesine devam edilmesinin tavsiye edildiğini dile getirdi. Yetkili ABD'nin hem Orta Doğu hem de Afrika'daki askeri varlığı konusunda değerlendirmelerin devam ettiğini söylerken bu bölgelerden kuvvet kaydırmanın sürebileceğini kaydetti. Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları toplantısının yapılacağı Letonya'nın başkentindeki Riga Güvenlik Forumu'nda NATO'nun 2030'a giderken görünümü konulu konuşma yaptı. Today we live in an age of systemic competition. Gelecek yıl İspanya'da yapılacak NATO zirvesinde kabul edilmesi planlanan yeni NATO stratejik konseptine değinen Stoltenberg, son stratejik konsept belgesinin 2010'da Lizbon'daki zirvede kabul edildiğini, o zamandan bu yana dünyada birçok değişiklik meydana geldiğini belirtti. Rusya ve Çin kurallara dayalı uluslararası düzeni baltalıyor, güç dengesi değişiyor. Demokrasi ve özgürlükler ağır baskı altında diyen Stoltenberg, yeni stratejik konsept belgesinin bunları içereceğini kaydetti. What more we should do to keep our allies? Stoltenberg demokrasileri güçlendirirken askeri gücü de kuvvetlendirmek gerektiğini son stratejik konsept belgesinde Kuzey Atlantik'in barış içinde olduğu değerlendirmesinin yer aldığını ancak şimdi Rusya'nın saldırgan tutumu ve Çin'in küresel etkisini artırması gibi sınavlar bulunduğunu söyledi. Stoltenberg, öngörülemez bir dünyada caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirmeliyiz dedi. NATO'nun Kuzey Amerika ve Avrupa'nın ittifakı olduğunu vurgulayan Stoltenberg, bölgenin küresel tehditlerle karşı karşıya olduğunu, ittifakın Asya Pasifik bölgesindeki ortaklarıyla ve AB ile işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtti. The ABD'de cinsel saldırı suçlarından hapis yattıktan sonra hakkında verilen mahkumiyet kararı bozularak serbest bırakılan komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby davasının savcıları, mahkumiyeti bozma kararını ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşıdı. Avukatları ünlü yıldızın 2006 yılında kendisini cinsel tacizle suçlayan bir kadının açtığı dava için ifade verirken, savcının hiçbir zaman hüküm giymeyeceği konusunda kendisine garanti vermiş olduğunu düşünerek bazı itiraflarda bulunduğunu, oysa yapılan dokunulmazlık anlaşması gereği yıldız hakkında dava açılmaması gerektiğini savunuyorlardı. Ancak Cosby'nin ifade sırasında bazı kadınlara alkol ve uyuşturucu verdiğini kabul etmesi, daha sonra açılan iki davada aleyhinde delil olarak kullanılmıştı. Yıldız'a bu yönde bir telkinde bulunulduğuna dair tek yazılı kanıtsa 2005 yılında dönemin savcısı Bruce Caster'ın yayımladığı bir basın bülteninde bulunan Yıldız'ın tutuklanması için yeterli kanıt bulunmadığı yönündeki ifadeydi. Caster'ın yerine gelen savcılar, basın bülteninin süresiz bir dokunulmazlık anlaşması yerine geçmediğine karar vererek iddialarla ilgili yeni delilleri toplamış ve 2015 yılında Cosby'nin tutuklanmasını talep etmişlerdi. Mr. Cosby, 84 yaşındaki Cosby, Andrea Constant adlı spor yöneticisine uyuşturucu vererek cinsel saldırıda bulunmaktan 2018'de suçlu bulunmuş ve Haziran'da serbest bırakılana kadar yaklaşık 3 yıl hapishanede kalmıştı. Yapılan başvuruların %1'inden azı kabul edilen ABD Yüksek Mahkemesi'nin savcılığın bu talebini gözden geçirmeyi kabul etmeyebileceği, ancak mahkemenin son dönemlerde ünlü isimlere karşı cinsel taciz iddiaları karşısındaki tavrını belirleyeceği için sürecin ilgiyle takip edileceği değerlendiriliyor. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada İsrail polisi korumasındaki 209 fanatik Yahudinin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Mearibe kapısından girerek Harim i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi. İsrail polisinin korumasındaki Yahudi grupların Harim-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı ifade edildi. <laughs> Yahudi takvimine göre Hanuka bayramının kutlandığı bu günlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarında artış yaşanıyor. Dün ve önceki günde çok sayıda fanatik Yahudi Harim-i Şerif'e baskın düzenlemişti. <laughs> Harem-i Şerife fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor. Uganda Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı grup Demokratik İttifak Güçlerine karşı ortak operasyon düzenlendiği duyuruldu. Açıklamada, Demokratik İttifak Güçleri İsyancı Grubu'na ait kamplara havadan ve karadan operasyon düzenlendiği belirtildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Felix Tisekedi, Ugandalı mevkidaşı Yoweri Museveni'nin talebi üzerine, Uganda ordusunun isyancılarla mücadele için ülkesine asker göndermesini onay vermişti. Uh, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda son bir ayda yaşanan çatışmalardan dolayı yüzlerce kişi sınırı geçerek Uganda'nın Bunagana bölgesine sığınmıştı. Afrika'da en fazla mültecinin bulunduğu Uganda, ülkelerindeki çatışmalardan kaçan 20 binin üzerinde Kongolu'ya ev sahipliği yapıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ruan'da, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Barbados'ta Cumhuriyet'in resmen ilan edilmesiyle 396 yıllık İngiliz Kraliyeti egemenliği son buldu. Karayipler'de yer alan ada ülkesi Barbados'un bağımsızlık günü olarak kutlanan 30 Kasım'da başkent Bridgetown'daki törende yemin eden 72 yaşındaki Sandra Mason, Barbados'un ilk kadın devlet başkanı seçildi. İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın da katıldığı törenle cumhuriyetin ilan edildiği Barbados böylece İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'i devlet başkanı olarak tanımaya son verdi. Ülkenin yüksek onur konuğu olarak törene davet edilen Prens Charles'a başbakan tarafından Barbados Özgürlük Nişanı takdim edildi. <laughs> Almanya Federal İstatistik Ofisi fiyat artışlarına ilişkin Kasım ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre Ekim'de %4,5 olan yıllık enflasyon Kasım'da piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşerek %5,2 oldu. Bu da Haziran 1992'den beri en yüksek enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti. Enflasyona ilişkin beklenti Kasım'da %5'e yükselmesi yönündeydi. Ülkede enflasyon aylık bazda ise %0,2 geriledi. Uzmanlar ülkede yıllık enflasyonun yüksek kalmasında KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik darboğazları, ham madde ve enerji fiyatlarının artmasının etkili olduğunu belirtti. Analistler Almanya'da enflasyonun yıl sonuna kadar %6 seviyesine ulaşmasını bekliyor. Hi, my name is Jack Dorsey. Sosyal medya platformu Twitter'ın kurucu ortağı ve üst yöneticisi Jack Dorsey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda görevinden ayrılmaya karar verdiğini belirterek istifa ettiğini açıkladı. Dorsey, ayrılık kararına ilişkin şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda, bir şirketin kurucusunun etkisinden veya yönlendirmesinden bağımsız olarak kendi başına ayakta durabilmesinin kritik olduğuna inanıyorum ifadesini kullandı. Which was a lot of work for them. Twitter'dan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun oy birliğiyle şirketin baş teknoloji sorumlusu Parak agravalı üst yönetici ve yönetim kurulu üyesi olarak atadığı kaydedildi. Dorsey'in 2022 hissedarlar toplantısında görev süresi dolana kadar yönetim kurulu üyesi olarak kalacağı belirtilen açıklamada, Brad Taylor'ınsa yeni yönetim kurulu başkanı seçildiği aktarıldı. Açıklamada, Agraval'ın 10 yıldan fazla süredir Twitter'da çalıştığı ve 2017'den bu yana baş teknoloji sorumlusu olarak görev yaptığı ifade edildi. Uh, the most famous bird for him. Jack Dorsey'in Twitter'dan ayrılma kararının ardından şirketin New York borsasındaki hisseleri %3'e yakın değer kazandı. The Portuguese president has been for a second term. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, ötenazi yasası içinde geçen tıbbi yardımlı ölüme erişebilme ifadesinin gerekçelerinin açıklanması için yasayı yeniden meclise gönderdi. In Portekiz'de 30 Ocak'ta yapılacak erken genel seçimden dolayı meclis bu hafta sonu feshedilecek. Bu nedenle ötenazi yasası bir sonraki yasama meclisinde yeniden ele alınacak. Portekiz'de azınlık sol hükümetin girişimiyle 29 Ocak'ta mecliste kabul edilen söz konusu yasa, Cumhurbaşkanı De Souza'nın itirazıyla Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmiş ve mahkeme Mart ayında söz konusu yasanın anayasaya aykırı olduğunu ilan etmişti. The... Mahkeme, ötenazi'nin aşırı acı çekenler için uygulanabilir ifadesine uygun bulmamış, meclisten açık, kesin, öngörülebilir ve kontrol edilebilir bir yasa çıkarılmasını talep etmişti. Ancak meclisin yaptığı düzenleme de Souza tarafından bir kez daha reddedildi. Hedefim, hayalim NBA'de veya Avrupa'da bir yerde head coach olmak istiyorum ama şu anda bu bulunduğum ortamda milli takımda Orhan Abi ile beraber ben Orhan Abiden çok şey öğreneceğim düşünüyorum ve ekibinden çok şey öğreneceğim düşünüyorum öğreneceğim düşünüyorum dolayısıyla bu benim için çok iyi bir ortam iyi bir organizasyon. Hepsi tanıdığım, senelerce beraber oynadığımız arkadaşlar da burada. Ee, bunları tecrübe edinip buradan e, bir şeyler alıp e, Basketbol Most TV'ime eklemek istiyorum. Ve ileride inşallah e, ya NBA'de e, ya da Avrupa'da head coachluk yapmak isterim. İyi gidiyor. Yani Alperen özellikle 19 yaşında olmasına rağmen aldığı süreleri en iyi şekilde e, iyi kullanıyor. Ee, i̇nanıyorum ki yakın dönemde ilk beş başlayacak ve sezonun ilk beş başlayarak bitirecek. Ee, dakikası arttığı zaman sayı ve ribantların da artacağına inanıyorum. E, Cedi e, şu anda iyi bir çıkış yakaladı. Bençten gelmesine rağmen e, olumlu bir performans sergiliyor. E, Furkan ilk beş başladı. E, iyi performans sergilerken son birkaç maç böyle bir şut e, yüzdesi e, iyi bir gece geçir, iki gece geçirmedi ama sonuçta dakikaları alıyorlar. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar. Ömer için ayrı parantez açalım. Çünkü Ömer şu anda bulunduğu organizasyon ve durumdan dolayı çok fazla süreler alamıyor. Ama o iki dakikada, beş dakikada olsa oyuna girdiği dönemde çok verimli oynuyor. Ya tabii ikisi de istemediği gibi başladı. E, ee, zaman Efes'teki sakatlıklar olsun e, çok etkiledi. E, Fener'deki şu anda devam eden sakatlıklar var. E, biraz da olsun Efes toparladı gibi gözüküyor ama Fenerbahçe'nin tabii <laughs> hani sezon öncesi e, Igor'un kalıp kalmayacağı belli değil. Sonra kalmadı. iki günde bir koç bulabildiler. Igor'un kurduğu bir takım çünkü. Son saniyede Dallas'ta anlaşması belki dezavantaj olabilir. Ama toparlanacaklarını düşünüyorum. Efes zaten toparlandı. İnşallah ikisini de iyi yerlerde görürüz. Obra 7 sene geçirmesi, ondan öğrendikleri çok değerli. Avrupa Şampiyonu olması, o kadroda olması, ondan sonra her sene hemen hemen Final Four olması çok büyük tecrübe. Zaten Utah Jazz'ın Summer Lig'ine gidiyordu. Orada da yer alıyordu son 3-4 senedir. İyi de connection'ları vardı. Ben Benim için sürpriz olmadı, hak ettiğini düşünüyorum mücadele etmemiz lazım. Hani bir artık turnuva takımı olmaya yolunda e, hazırlık maçı Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası e, bence hazırlık maçında hiçbir fark olmamalı. O mentaliteyle gelmemiz gerekiyor. E, oynayacağımız grup maçları da dahil. işte Dünya Şampiyonası olsun. Böyle bir kol e, aslında yaratmamız gerekiyor. O adımları da attığımızı düşünüyorum. E, tabii turnuva takımı olursak e, hem herkesin bizden çekin, çekineceğini düşünüyorum. Hem de e, Böyle gençlere o aşı, o aşı yaptığımız zaman e, dediğim gibi hazırlık maçı da olsa penceredeki geldiğimiz maçlar da olsun dünya şampiyonası da olsa o mentalite gelince bence her şey daha farklı olacak. <laughs> Si veía que la fibra venía retorcida, se salvaba. Si la fibra venía... Y acá hay más de año. Si lo quieren ver de una manera...